Pirincimizi ıslatmıştık. Ocağımızın altını açıyoruz. Tenceremiz ısınırken biz de hemen pirincimizi yıkayarak devam edelim. Bol soğuk suyun içerisinde tutacağız, yıkayacağız. En az 3-4 kez çevirmek gerekiyor. Evet, pirincimizi güzelce yıkadıktan sonra süzdürüyoruz kabın içerisinde. Evet, pirincimiz süzülürken de artık bademlerimizi kavuralım. Tenceremin içerisine şimdi tereyağımı koyuyorum. Ve biraz da zeytinyağı koyacağım. Bademi de ekleyelim. Zeytinyağı, tereyağı ve bademlerimizi güzelce kavuralım. Şimdi artık pirincimizi de içerisine ekleyebiliriz. Şimdi içerisine tuzunu da ekleyeceğim. Birkaç dakika bademlerle beraber pirinci de güzelce kavuruyoruz. Evet, şimdi artık suyunu da ekleyebilirim. Evet, kapağımızı kapatıyoruz. Pirincimiz suyunu iyice çekinceye kadar bu şekilde tutacağım ocakta, altı kısık vaziyette. Arkasından da ocağı kapatarak bir 20 dakikada bu şekilde dinlendirip servise sunacağım. Bademli pilavım güzelce demlendi. Açıyoruz kapağımızı ve hemen karıştıralım şimdi. Servis kaşığımızı da aldık. Şimdi pilavımızı tabağımıza güzelce servise sunalım.